Hele arkadaşım ben kalbimi en çok çaldığı videoda bir veya iki sene önce yıl başında evsizlere yemek dağıtmıştı, çorba dağıtmıştı. Sonra onların istediği şeyleri sormuştu, onları almıştı. Ne bileyim, bazılarına yorgan, bazılarına ayakkabı falan filan almıştı. Onların istediklerini almıştı. Ve o videoda Orkun Işıtmayan çok sevmeye başlamıştı. Ta ki bu zamana kadar. Ne yaptım be Orkun? Üzgünüm. Bugün Orkun Işıtmayan polislere küfür etmesi hakkında konuşacağız. Bunun hakkında yaklaşık bir veya iki hafta önce bir tane daha video çekmiştim. Bu olay doğruysa Orkun Işıtmak gerçekten büyük bir abone kaybedecek. Hem de baya baya büyük bir abone kaybedecek normal olarak. Yani şu an 3 milyondan fazla abonesi var. Bir 200-300 bin aboneden fazla kaybeder. Ancak o zaman sadece bir tane video vardı. Ona da gizli olaylarından falan diyorlardı. Ve bu arada bir şey demek istiyorum. O da yankı yapıyor diye mikrofonun üstüne penye koydum. Daha doğrusu mikrofonun penyenin içine koydum. Neyse. Dediğim gibi polisimize küfür etti. Ve bu ağza alınacak laflardan birilerinden değil yani bayağı büyük küfürler. Mesela şimdi bir tanesini söyleyeyim. Hükümetin bir şeyine koymaya geldik. Yani gördüğünüz gibi bayağı büyük bir küfür. Ve buna diyebileceğimiz tek şey Orkun ne yaptın be? Yani dediğim gibi Orkun ne yaptı? Herkes onu iyi biri zannederdi. Hele arkadaşım ben kalbimi en çok çaldığı videoda bir veya iki sene önce yıl başında evsizlere yemek dağıtmıştı, çorba falan dağıtmıştı. Sonra onların istediği şeyleri sormuştu, onları almıştı falan filan işte. Ne bileyim, bazılarına yorgan, bazılarına ayakkabı falan filan almıştı. Onların istediklerini almıştı. Ve o videoda Orkun Işıtmayan çok sevmeye başlamıştı. Ta ki bu zamana kadar. Aslında halen daha sevmeye devam ediyorum. Bunu bir ne dediyse yazı olaylarında kaç milyon kişi karıştı yani. Güya 1-2 ağaç çıkıldı diye. Daha doğrusu 1 veya 2 ağaç kesilmişti galiba, tam hatırlamıyorum. O zaman daha küçüktüm. Dünyayı yıkmışlardı. Ki onlara zaten dış güçlerin yani dış ülkelerin etkisi vardı. Neyse, bu siyaset konusu beni ilgilendirmez. Biz konumuza dönelim. Orkun Işıtmak bunlar çıktıktan sonra bir açıklama yaptım. Açıklamasını şimdi söyleyeyim. Şimdi tamamını okumayacağım. İşte o zaman daha küçüktüm. 14-15 yaşında falan filandım. Ve bu arada yani bu küfürler Orkun Işıtmak'ın ettiği %100 kanıtlandı. Çünkü suratıyla çektiği videosu var yani. Suratını da gösteriyor bir videoda. İşte diyor ki, o zaman daha küçüktüm. Çevremin etkisiyle, çevremin gazıyla böyle bir olaya karıştım. Polisimize böyle şeyler demek işte haddim değil falan filan dedim. Yani en azından özür diledi. Tamam, yaptığı çok büyük bir şey. Linç edilecek büyük ihtimalle ama artık yapacak bir şey yok. Onu da artık o düşünsün. O boyutu bizi düşündürmüyor. Ne yaptım be Orkun? Üzdün bizi. Hele en çok üzüldüğüm yanı hem o kadar abonesini kaybedecek hem de bunu tarihinden silemeyecek. Hele bir videosunda polisler sıkıştı falan diyor. Ezin onları falan diyor. İşte onların dıt 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 falan diyor. Onları öldürün falan diyor. Sonra başka bir videosunda da neyse onu söyleyeyim. Neyse yani işin özetini kısacası söyleyeyim, şöyle bir özet geçeyim. Orkun Işıtmak dünyanın abonesini kaybedecek. Dünyanın dislike'ını yiyecek. Ancak TTO gibi tekrardan geri dönecek. Ve trendle çıkmayı başaracak. En azından TTO gibi iki yüzlülük yapıp işte bir videosunda ben yapmadım. Veya öbür videosunda ben yaptım falan demeyecek. Yani açıklamasını yaptım. Böyle bir şey yapmış olabilir. Ancak yine de gözümüzden düştü. Yani gençlik şeyi ama gözümüzden bayağı bir düştü. Neyse, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu videoyu bu kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bundan sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.